Koşullanma yoluyla öğrenmenin ikinci biçimi olan edimsel koşullanmayı öğreneceğiz şimdi. Edimsel koşullanmanın diğer adı operant ya da vasıl koşullanma olarak da karşınıza çıkabilir. Ee, organizma tesadüfi olarak bazı davranışlarda bulunur. Biz de bunları ödül ya da ceza yoluyla biçimlendiririz. Yani canlının davranışını şekillendiririz. İstediğimiz tepkiyi yaptığında ödül veririz. İstemediğimiz tepkiyi yaptığında ise cezalandırırız. Böylelikle de canlının davranışlarını şekillendiririz. Burada da e, klasik koşullanmadaki Pavlov'un deneyi gibi edimsel koşullanmada da Tönderk isimli bir bilim adamı bir deney yapmış. Deney şu: bir düzenek oluşturmuş. Bu düzeneğin içine bir kedi koymuş. Düzeneğin iki tarafında iki adet düğme var. Bu düğmelerden bir tanesine bastığında kedi yiyecek gelecek. Diğerine bastığında ise elektrik şoku verilecek. Turndike'ın burada yapmak istediği şey şu. Kedinin yiyecek verilen düğmeye basmasını öğretmek istiyor. Kedi tesadüfi olarak düzeneğin içinde dolaşıyor. Buraya basarsa elektrik yiyor. Buraya basarsa yiyecek geliyor karşısına. Bunu defalarca tekrar ediyor kedi. Burada ne kullanıyor? Deneme yanılma yolu kullanıyor. En son noktada tekrarlar sonucunda artık kedi yiyecek veren düğmeye basmayı öğreniyor. Deneme sayısı ne kadar çok olursa denek mümkün olan en kısa sürede dışarı çıkmayı öğrenecek. Deneme yanılma yolu kullanacak burada. Ve davranış organizma için tatmin edici ya da hoşa giden sonuçlara ne kadar yol açarsa davranışla uyarıcı arasındaki ilişki de o kadar kuvvetlenecek. Turndark yapmış edimsel koşullanma ile ilgili bir deney ben de yaptım. Şimdi benim bir köpeğim var. İsmi Şeker. Ben şekerin eve değil bahçeye tuvaletini yapmasını istiyorum. Bunun için de şöyle bir şey yaptım. Şeker ne zaman eve tuvaletini yaparsa onu cezalandırdım. Ne zaman bahçeye tuvaletini yaparsa onu ödüllendirdim. Şeker tesadüfi olarak bahçeye tuvaletini yaptığında benden ödül aldı her defasında tesadüfi olarak eve tuvaletini yaptığında benden ceza yedi tesadüfi olarak ve bir süre sonra denedi yanıldı denedi yanıldı bir süre sonra şeker artık Bahçeye tuvaletini yaparsa benden ödül alacağını bildiği için bu alışkanlığı kazandı. Yani ben şekerin tuvalet alışkanlığını tamamen edimsel koşullanma yoluyla değiştirdim. Yine insanlar için de edimsel koşullanma yoluyla öğrenme Söz konusu işte kumarda parasını kaybeden adamın kumara tövbe etmesi tamamen edimsel koşullanma yoluyla öğrenmedir. Deneme sınavı sonucunda iyi puan alan öğrencinin daha iyi çalışmaya başlaması edimsel koşullanma yoluyla öğrenmedir. Tüm batıl inançlar edimsel koşullanma yoluyla öğrenilir. Mesela merdiven altından geçmek uğursuzluk getirir diye bir batıl inanç var. Bu büyük olasılıkla şöyle gerçekleşmiştir. Merdiven altından geçen bir insanın kafasına mesela bir şey düşmüştür bir kere daha olmuştur. Bir kere daha olmuştur. Dolayısıyla artık bu edimsel koşullanma yoluyla öğrenilen bir davranış haline gelmiştir. Müzik